Tabii tecit bir aslında sadece böyle klasik bir tecit değil. Gerçekten mutlak bir tecit uygulanıyor Sayın Öcalan'la ilişkin. Bu tecit sadece fiziki özgürlüğü değil aslında, zihniyetine dönük de bir tecit politikası uygulanıyor. Elbette ki bugün aşçı grevleri de var biliyorsunuz. Temel taleplerinden bir tanesi Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü sağlanması, fiziki özgürlüğünün sağlanması ve aynı zamanda Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümünün gerçekleşmesi konusunda. Uzun yıllardır bizim de aslında siyasette temel Kürt sorunun demokratik çözümün gerçekleşmesi açısından bir barış ortamının sağlanması, müzakerenin gelişmesi ve bu müzakerenin gelişmesi için de mutlak tecidin kaldırılması, özgürlüğünün, fiziki özgürlüğünün sağlanması. Şimdi neden bu tecid uygulanıyor? Orta Doğu'da ve tüm dünyaya ilişkin yeni bir perspektif geliştirdi Sayın Öcalan. Bu anlamda önemli bir yazar, önemli bir aydın, önemli bir Orta Doğu'da çözümleme yapan bir şeyi de var, perspektifi de var. Ve ilk defa Orta Doğu halklarının ve Türkiye'de farklı kimliklere, inançlara, toplumsal kesimlere dönük perspektif geliştirebilen, ortak yaşamı, ortak kültürü, herkesin kendisinin bulunduğu yerden sorunları ifade eden, çözümünü geliştiren, kimlik, dil, inanç, özgürlüğünü sağlayan bir perspektifle aslında bir yaklaşım gösterdi ve aslında biz Kürt halkı olarak bu anlamda çok ciddi bir perspektife de sahip bir hareketiz aynı zamanda şu an. Dolayısıyla tüm bu geliştirdiği yeni paradigmaya, yeni ulus yaklaşımlarına, ortak yaşam yaklaşımlarına bir bütün gösterilen bir tecrit politikasıdır. Kürt sorunun barışçıl demokratik çözümü açısından da bu tecritin mutlak kaldırılması gerektiğini, özgürlüğünün sağlanması gerektiğini ve müzakereyle yeniden toplumların kutuplaştıran değil, çatıştıran değil, karşı karşıya getiren değil, savaş politikalarıyla, Kürt sorunuyla bütün sorunların üzerine manipüle eden bir yaklaşım değil, faşizm değil, halkların özgürlüğünü es alan bir yaklaşımla geliştirilmesini istiyoruz. Bunun da yegane yollarından bir tanesi bu tecritin kaldırılmasıdır, özgürlüğünün sağlanmasıdır, görüşmelerin önünün açılması ve demokratik zeminde, demokratik bir biçimde Kürt sorununun ve diğer sorunların barışçıl çözümünün sağlanmasıdır. Bu sadece Kürt halkı için değil, Orta Doğu'da yaşayan tüm halklar için de geçerlidir. Türkiye'de yaşayan Türkiye toplumları halkları için de geçerlidir. Dolayısıyla bu sadece Kürt'ün özgürlüğü değil, bu Türk'ün de özgürlüğü, bu Arap'ın da özgürlüğü, bu Süryani'nin de özgürlüğü, bu Ermeni'nin de özgürlüğü, bu bütün halkların ve inançların özgürlüğü demektir. Dolayısıyla tecritte bütün toplumların bu yaklaşımla ele alıp bu yaklaşımla sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Kürt sorunu aynı zamanda buna bağlı olarak da sadece Kürt'ün sorunu değildir. Sadece Kürt kadınının sorunu değildir. Kürt toplumunun sorunu değildir. Bütün kadınların, bütün toplumların sorunudur. Çünkü tecrit bütün toplumlara ve bütün halklara, bütün inançlara, bütün kimliklere uygulanmaktadır. Dolayısıyla tecritin ana sebeplerinden bir tanesi bu fikriyata, bu zihniyete dönüktür. Bugün Rojava'ya yaklaşım da bununla bağlantılıdır. Bu zihniyet, bu felsefenin es alınmasından kaynaklıdır bu saldırılarda Rojava'ya dönük. Yani her şey aslında çok birbiriyle bağlantılı olarak gitmekte. Biz tecride ilişkin de genel anlamda bu savaş politikalarının sona erdirilmesi olarak okuyoruz. Çünkü tecrit yükseldikçe savaş politikaları yükseliyor. Tecrit yükseldikçe kadın katliamları çoğalıyor. Tecrit yükseldikçe savaş politikalarından kaynaklı yoksulluk çok daha fazla artıyor. Uyuşturucu çok daha fazla artıyor. Yani toplumun emekçi, emekli, kadınları, gençleri, tüm kesimlerine dönük bir hak ve özgürlük ihlali gerçekleşiyor. Bunun hepsinin de bu tecrit politikalarıyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz ve onun için tecritin kaldırılması için de siyasal olarak, partililer olarak, milletvekilleri olarak tüm halkların özgürlüğü, tüm gençlerin, kadınların geleceği, hepimizin geleceği için tecritin kaldırılması için elimizden gelen çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da daha fazla yükselterek yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü aşçı grevleri var biliyorsunuz. Bu sadece siyasi tutukların sorunu değildir. Bu bütün toplumun sorunudur, hepimizin sorunudur.